<laughs> e, bugün hayatımda okudum en salakça yazılardan birisini okudum arkadaşlar. Kısaca onu da madem konusu açıldı ona da bir geçelim. 20K like kalmış. 20K like arkadaşlar. 20 bin insan şunu likelamış Hazır mısınız? Okuyorum. Hamileliğimi Almanya'da geçirdim. Takibimi yapan hekimi laf arasında ileri yaş gebeliği ya ondan riskli mi e, ileri yaş gebeliği ya ondan riskli mi acaba diye vermişim. Neyin ilerisi dedi? Biz Almanya'da böyle kadın düşmanı tanımları kullanmıyoruz dedi. Beni öyle bir sarıp sarmalayan açıklama yaptı ki tanıdığım tüm jinekologların kadın düşmanı olduğunu fark ederek ağlayarak çıktım hastaneden. Ha bu arada hastanenin adı Kinderwunsch Klinik idi. Çocuk isteği kliniği diye çevireyim. Siz hamile yogasından destek gruplarına kadar artı 24 saat hekimine ulaşabildiği muhteşem bir tesis olarak anlayın. Bedenimden utandırılan aşağılı, aşağılanan jinekolojik deneyimi öyle içselleştirmişim ki çok derin duygularla bağlandım kadın düşmanı olmayan hekimime. Maya'nın birinci yaş fotoğrafını gösterdim. Evet o bebe fotoğraflı hekim panoları gerçekmiş. Filmlerde değil sadece. Jinekolak diye vulva aşağılayan hamileliği kısıtlılık sayan, hastalık sayan kadından yana olmayan cinsiyetçi değer yargılarıyla anksiyete tetikleyen bedenime saygısızca diye devam ediyor hanımefendi. Oh. Ya hayatımda okudum. Yani en en e, nasıl desem zihin tutulması yazılardan birisi bu arada. E, bu arada sorduğu soru acaba çocuk sorun olur mu falan sorusu burada nadiren sorulacak bir soru değil. Çünkü Kindavunsch klinikten bahsediyor. E, belli ki oraya çocuğu olmayan ya da belirli bir yaşta çocuk denemesine girişecek olan insanlar gidiyor. E, çünkü Hani çocuk istiyorum artık tadında bir adı var. E, Almanca bu arada bilmeyenler için ana dilim gibidir. Ben Almanya'da okudum üniversiteyi. Yeniler varsa diye söylüyorum. E, çok çok kötü ya her şey. Çok kötü yani. E tabi ben de buna maalesef bununla dalga geçmek zorundaydım. Ve bunu 20 bin insan beğenmiş arkadaşlar. Yani e, 35 yaş üstünde kadınların ee, tabii ki arkadaşlar doğumla ilgili sıkıntıları olabiliyor. Bu biyolojik bir şey. Bu kimsenin vücudunun aşağılanmasıyla işte kadın vücudunun bilmem neleştirilmesiyle hiç alakası yok. Hatta bununla ilgili e, bir makaleyi de bilim dışı bununla ilgili bir makaleyi de e, buraya yerleştirdim. Abstraktını bıraktım kısa, kısa versiyonunu bari okur diye. Ee, okumazlar tabii bunlar. Çünkü bunların derdi hiçbir zaman gerçekler veya doğrular olmamıştır. Duymak istedikleri şeyi duymaya gelirler. Başka da bir şey istemezler. Ee, bu arada ha o klinik de çok tecrübeli bir klinikmiş. İyi bir ticarethaneymiş. Onu da söyleyeyim. Çünkü kadın belli ki Türk olduğu için bazı aşağılık kompleksleri var. Ee, aynı zamanda çok kolay tetiklendiği hmm, kendisiyle barışamadığı şeyler var. Bunları demek ki güzelleyerek işte Türk aşağılık kompleksini de biz Almanya'da bak böyle yapmıyoruz falan filan diyerekten güzel güzel okşamıştır. Tam nokta atışı vurmuşlar. Kadın bağımlısı olmuş kliniğin yani böyle bir şey olamaz yani. Bir tanesi geldi ondan sonra bir başka bir hanımefendiyle konuyu tartıştık. Size genel olarak böyle insanların nasıl bir kafa yapısında olduğunu gösteren ufak bir tartışma göstereyim. Nerede? Nisa Hanım'la. Evet, Nisa Hanım geldi. E şimdi ben makale paylaştım burada tabi. Ya makale bu arada gerek yok arkadaşlar. Yani ya da benim babamın jinekolog olmasına da gerek yok bunları bilmek için. Yani dünyada hepimiz biliyoruz ki 30-35 yaşından sonra kadınların hamileliğinde, çocukta veya kadında sıkıntılar yaşanabiliyor. E tabii teknoloji geliştiği için bunları daha az e, sıkıntılarla atlatıyoruz. Doğrudur. E, lakin e, yani aynı şey erkek için de geçerli. Ben mesela doktora gittim, doktor dedi ki e, kardeşim dedi sen dedi artık haftada üç kez boşalman lazım dedi yani bu biyolojik bir şey. Ben de doktora e, işte karıl dilin batsın, sen benim vücudumla barışık olmayan bir ürologsun amcık adam falan demedim, e, dedim ki evet doğru demek ki prostatımızda sıkıntılar baş göstermeye başlayabilir çünkü belirli bir yaşa geldik. Ya bundan sonra artık şey olacak anlatabiliyor muyum? Ya birine diyeceksin ki kardeşim çok sigara içiyorsun. Hani ciğerlerinin kapasitesi düşmüş. Nefes testin kötü çıktı. Eril diliniz batsın diyecek yani. Sigara diyecek bir kadının içme hakkı vardır yani sigarayı. Eril dilin batsın diyecek. Kapa çeneni. Falan. Yani artık bu iş boka sarmaya başladı. Anlatabiliyor muyum? Sonra geldi bir tane kadın dedi ki. Bu çalışmaları da kimse bilmiyordu aynen. Apaçık mansplaining yapıyorsunuz dedi. E ben de e, bu çalışmayı yapan kişilerin ismini koydum e, sadece birinci sıradaki kral dışında diğer çalışanların hepsi kadın 3 tane dört tane kadın var çalışmanın içinde dedim ki yani hani bu işin içinde bir kişi var diğerleri kadın bana biraz woman's planning gibi geldi dedim bu söyleminiz de safsata örneğidir diyor eğer uzmanlık alanınız mesleğiniz bu konuyla ilgili olsaydı size mansplaining yaptığınızı söylemeye cüret etmezdim diyor ben de diyorum ki ya tamam ben zaten kendi fikrimi uzmanların araştırmasına dayandırdığımı söyledim. Yani uzmanların araştırmasını da gönderdim sana oku diye. Ama amacın kimin uzman neyin doğru neyin yanlış olduğunu çözmek değil senin. Sen duymak istediğini alamadın kalbin kırıldı. Yoksa koydun paper'ı okurdun. Okudun mu paper'ı dedim. Sonra zaten Nisa Hanım'dan cevap gelmedi. Böyle insanlar karşısında asla geri vites atmayın arkadaşlar. Mantık kazanacak. Yani ben insanların duygusallığına göre tepki vermek veya hayatımı yaşamak zorunda değilim. Çok basit. Yani bu nereye varacak abi? Bu iş nereye varacak? Bir kere daha böyle bir linç yemiştim, şişkoluğu övmeyin diye. Ya şişkoluk övülecek bir şey değil. Yani tamam dalga geçilecek bir şey değil ama güzellenecek bir şey de değil. Ya şişkoluğa özendirmek olur mu? Yani bunun alkole sigaraya özendirmekten falan bir farkı yok ki. Övmeyin dedim yani. O zaman deliceydik amına koyayım. <laughs> Övülecek bir şey değil abi şişkoluk. Böyle bir şey yok yani. Ee, ah, abi hala cahillere laf... Yok aramızda cahillikle aydınlık arasında kalmış insanlar varsa anlatabiliyor muyum? Onları kurtarmak benim çabam. Çünkü yani mesela bu Nisa'ya hiçbir şey anlatamam. Nisa kendisini aydın zannediyor. Kendisini aydın zannediyor Nisa. Emirhancım hoş geldin. Çözmüş zannediyor. İşte ben böyle şeyim, neyim, ne denir ona? Ee, patriarkal düzenin savunucusu eril erkeğim falan burada. Alakası yok abi. Ne alakası var amına koyayım? 35 yaşından sonraki kadınların doğumlarında ve doğurdukları çocuklarda sıkıntılar olabilir. Bu yüzden zaten jinekoloğa gidiyorsun. Hani takipte olması için bir sıkıntı olursa çocukta veya e, annede müdahale edilsin diye yani bu kadar basit bunu inkar etmenin ne anlamı var arkadaş hani belirli bir yaşa geleceğiz doktor şey diyecek evet e, artık belirli bir yaşa geldiniz kadınlarda maalesef böbrekler şu an uyduruyorum böyle bir şey olmayabilir diyelim ki böyle bir şey var kadınlarda maalesef böbrekler daha erken iflas ettiği için e, böbreklerinizden birisi neredeyse işlemini yitirmiş durumda eril dilin benim böb benim böbreğim bir melektir. Bütün çiğlerimi böbreğimde topladım ben yıllarca. Sen benim bu tapınağıma laf atacak hatta sahip değilsin doktor. Sen kadın düşmanısın. Sen kadın düşmanısın. Ne demek kadınlar böbrek? Bizim böbreğimiz böbrek. Bak böbrek kadın böbreği erkek böbreğinden daha onurludur. Bunu aklının bir kenarına yaz doktor. Yıllarca okumuş olabilirsin ama bunu ben biliyorum falan. Abi Bilimin duygularınızla işi yok yani haberiniz olsun. Hiç siklemez yani. doktor kapatır abi şeyini. Ticarethane değilse az önceki örnekteki gibi. Kapatır abi dosyayı şöyle. Peki hanımefendi siz orada çığırık atmaya devam edin. Ben gidiyorum der. Böbreğinizle ilgili bir çözüm bulmam lazım. Artık mi yapacağız ne yapacağız? Tamam. Kapatır doktor şeyi. Flap diye. Gider abi ondan sonra. Hiç arkasına da bakmaz. Sen çığlığınla kalırsın yani. <laughs> olayın mansplaining de öyle bir alakası yok. Yok zaten abi sıfır alaka. Neyse devam edelim. Selamun Aleyküm. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi kanalı abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kişana tıklamayan toktur. Abone olun. Sen de abone ol. Sen de abone ol. Sen de abone ol. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Öptük sizi. Bay bay. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle bir reklamda bastım gitmeden önce. Bay bay brolar. Hadi arkadaşlar çok yoruldum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.